Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ceale l-insâne huven nusratü's-sugra. Fetavâ fîhî mâ tadammenehu'l-âlemu'l-âzam. Ellezî huvel-câmi'atü'l-kübra. Ve şerrefe men şâe min nev'ihî fil-kadîmi vel-hadîsi bil-hidâye ilâ hidmeti rasûli rabbil-e'lâ. وأوقد له من مشكات السنة لاقتباس أنوارها مصباحا وضاحا ومنعه من مقاليد الأسر مفتاحا فتاحا والصلاة والسلام على أفضل العالمين منصبا وأنفسهم نفسا ومولدا وحسبا المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حتى أشرق الوجود برسالته ضياء وابتهاجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ثم على من التزم العمل بهديه العظيم المقدار من المهاجرين والأنصار والتابعين يوم إلى يوم القرار الذين تناقلوا الخبر خير والأخبار ونوروا مناهج الأقطار بأنوار المآسر والآثار صلاة وسلاما دائمين ما ظهرت بوازغ شموس الأخبار ساتعة من آفاق إبارات من أوتي جوامع الكلم والاختصار وبعد. Değerli kardeşlerim, bugün önceki sohbetimizde atlamış olduğumuz bir hadis-i şerif vardı. Konu dağılmasın düşüncesiyle 3. hadisten sonra 4, 5, 6'yı atladık ve 7'den itibaren devam etmiş idik. Bugün inşallah 4. hadise geri dönüş yapacağız ve sırasıyla inşallah devam edeceğiz. Hadisimizin metni şöyle: Ahiru ma tekelleme bihi İbrahim hine ulgiye finnâr Hasbiyallah ve ni'mel vekil. İnşallah bugünkü sohbetimizde bu duayı artık zihinlerimize, gönlümüze, kalbimize, bütün vücudumuzun azalarına inşallah yerleştirmiş olacağız. Ne diyor bakalım bu rivayet? Hep birlikte bir kulak verelim. Ahiru ma tekelleme bihi İbrahim. Hazreti İbrahim peygamberin en son ifade etmiş olduğu şey, tekellüm, yani konuştuğu, ifade ettiği şey, hine ulgiye finnâr, cehenneme ateşe atıldığı zaman. Ennâr biliyorsunuz cehennem anlamına da geliyor. Hazreti İbrahim peygamber Nemrud'un ve hanedanının avanelerinin yakmış olduğu ateşe atılmıştı. Urfalı kardeşlerimiz veya Urfa'yı ziyarete giden kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Orada şu anda Halilurrahman Camisi'nde Hazreti İbrahim peygamberin ismiyle anılan, Allah'ın gerçek dostu diye ifade edilen, çünkü Allahu Teala kendisine gerçek dost olarak Kur'an-ı Kerim'de bunu ifade etmiş. Onu gerçek dost edindi, Halil edindi. Halil ismi de bizim Türkçemizde isim olarak kullanılan, en çok isim olarak kullanılan bir isim. Halil kelimesi. Özellikle Urfalı kardeşlerimiz bu ismi tercih ederler. Hep babamız İbrahim'i ismiyle yaşatırlar. Onun için bu rivayette de ateşe atılan Hazreti İbrahim'in en son kelamının ne olduğu ifade ediliyor. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Ne demek anlamı? Hasbiyallah, Allah bana yeter. Ve ni'mel vekil, o ne güzel bir vekildir. Ne kadar güzel bir dua. Fatih Bey kardeşimiz az önce dua okurken bütün duaları bana değil de bize diye çevirmişti. Tabii bu Orhan Hocam da aynı şekilde duaları bu şekilde çevirerek ifade ediyorlar. Buradaki o çeviriye göre söylediğimiz zaman
hepimizi kapsasın düşüncesiyle söylediğimizde Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Tabi bunu herkes çevirmeye kalkmasın kıymetli dostlar. Bir latifeyle bu konuya biraz açıklama getireyim. Birisi demiş ki müezzinlik yapan hoca efendiye, namazların arkasında biliyorsunuz 3 kez estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah demek sünnettir. Hemen Allahümme enteselam ve minkeselam, tebarekte ya zel celal vel ikram demeyin. Öncelikle 3 kez estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah deyin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her zaman Allah'ı zikrederdi. Her an. Hatta peygamberler diyor, rivayette öyle geçiyor. Yer gelince bu rivayeti de görürüz. Kabirlerinde bile salat ederler. Yani o oradaki salat, yusalluna ifadesi namaz kılmak değil de kabirlerinde de tesbihata devam ederler diyor. Zikir ve tesbihata. Hatta çok affedersiniz, küçük veya büyük abdestinizi bozduktan sonra Efendimiz bir dua da öğretiyor. Abdest bozmadan çıktığında gufranek diyor. Ne demek gufranek? Allah'ım bu haldeyken seni tesbih ve takdis eyleyemedim. Bundan dolayı bağışlanmamı talep ediyorum dermiş. Gufranek, bakın tek kelime. Gufranek. Her an Allah'ı zikreden bir peygamber var aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla bizim her namazın ardında estağfirullah diyerek, Allah'ım olabilir ki bu namazda dalmış olabiliriz. Ticaretimizle, işimizle, gücümüzle, ailemizle, çoluk çocuğumuzla alakalı ilişkileri, meseleleri namazımızda düşünmüş olabiliriz. Senden bağışlanma talep ediyorum, af talep ediyorum diyerek 3 kez bunu tekrar ediyorsunuz. Bakın unutulan sünnetlerden bir tanesi bu. Müezzin kardeşlerimiz camilerde Allahümme ente selamdan önce bunu söylesinler. Tabii müezzin efendi bunu söyleyince estağfirullah 3 kez çoğula çevirerek söylüyormuş ara sıra. Nestağfirullah diyormuş. Senden bağışlanma diliyoruz. Demiş ki hocam, bazen estağfirullah diyorsun, bazen nestağfirullah diyorsun. Bir karar ver. Hangisi doğru? Ya çoğulken demiş, hep birlikteyken nestağfirullah denir. Allah'ım bizi bağışla estağfirullah yerine. Tabii burada bu inceliği öğrenmiş. Evde yemek duası yapıyormuş. Açmış ellerini. Nelhamdülillah, nelhamdülillah diye başlamış. Hocam demişler ki sen ne yapıyorsun beyefendi? Demiş ki ben camide hocadan öğrendim. Elhamdülillah, estağfurullah yerine nestağfurullah dedi. Ben de demiş elhamdülillah yerine nelhamdülillah diyorum. Çoğul olduğumuz zaman böyle söylenirmiş diyor. Aman ha, hepiniz böyle çevirmeye kalkmayın. Biz Arapça bilmeyen bir toplumuz. Yanlış ifade edebiliriz. Elhamdülillah oradaki başındaki el ben anlamına gelmiyor. Hamd kelimesinin başına gelen bir el takısıdır. Onun için yanlış ifade edebiliriz. Ben burada bir inceliğe aslında temas etmek için bu konuyu açtım. Biliyorsunuz müminlerin birbirlerine karşı dualarına melekler amin ve leke bimisil derler. Amin ve leke bimisil ne demek? Allah'ım bu duayı kabul et. Aynısında kardeşi için dua eden bu kişiye nasip et diye. Onun için tekil de yapılsa dualar, biz birbirimize amin dedikçe, birbirimize bu şekilde dualar ettikçe melekler de aynısını söyleyecektir, emin olunuz. Amin ve leke bir misil diyeceklerdir. Aynısını melekler bizim için talep edeceklerse tekili değiştirmeden devam etmek en güzelidir. Çünkü duaların içinde ayetler,
hadisler var biliyorsunuz. Hep biz bu duaları ayet ve hadislerden alarak veya selef-i salihin yaptığı dualardan alarak yapıyoruz. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın öğrettiği şekliyle bir duayı topluma öğretmek, ayeti bozmadan olduğu gibi aktarmak en güzel olmuş oluyor. Bozmamayı tercih etmek. Bu bir tercih meselesidir. Yani yapılan uygulama yanlış değil ama tercihen duaların aynen ayetlerde ve hadislerde öğretildiği gibi tekilse tekil, çoğulsa çoğul, çoğul şeklinde yapılmasında yarar var diye düşünüyoruz. Ayet ve hadisi olduğu şekilde korumak adına, muhafaza etmek adına. Biraz önce söylediğim meleklerin duasını hissederek okumak şartıyla. Melekler sanki amin ve leke bimisil diyecekler. Biz de bunu değiştirmeyelim isterseniz. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Ama ayet-i kerimede var. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana, bize yeter. O ne güzel vekildir. Bu rivayetin şöyle kaynağına baktığımız zaman Buhari'de Âl-i İmrân suresinin tefsirini yapan konuda 13. başlıkta geçiyor. Ve İbn Abbas'tan mevkuf olarak nakledilmiş. Şimdi bu dersimizin güzel taraflarından bir tanesine size bu incelikleri, bu kitapları da ara sıra söylemek suretiyle zihinlerimizde yer etmesini sağlamak. Bazı tabirleri de yeri geldiğinde öğretmek. Bunu duyacaksınız. Mevkuf, söz peygamberimize kadar gitmemiş de. Kimde durmuş? İbn Abbas'ta durmuş, mevkuf, vakfedilmiş yani. Orada durmuş. İşte İbn Abbas'ın sözü anlamına gelir bu. Bu söz İbn Abbas'ın sözüdür. اَخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ اِبْرَٰهِيمُ حِينَ اُلْقِيَ فِي النَّارِ حَسْبِيَاللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Demek ki bu rivayet İbn Abbas tarafından söyleniyor. Şimdi, hadis usulünde bir kural var. Bir sahabi ahiretle alakalı, peygamberlikle alakalı, peygamberlerin sözleriyle alakalı bir takım rivayetleri kendine ait bir söz gibi söyleyebilir mi? Sahabiye ait bir söz. Yani bir sahabiden böyle bir söz nakledilir mi? Sahabi nereden bilecek? Bunu mutlaka Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duydu ve bize aktardı. Ama rivayetlerde hasbel kader kâle Resulullah geçmemiş. İşte bu tür rivayetlere biz mevkuf ama hükmen merfudur. Ne demek? Allah Resulüne ulaştırılmıştır. Merfu, yüceltilmiş. Oraya ulaştırılmıştır demektir. Yani bu söz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir sözdür demektir bunun anlamı. Ahiretle veya peygamberlerin işte kitaplarla alakalı, dinle alakalı konularda sahabi bir söz beyan ederse bunlar hükmen merfudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylemiş gibi kabul edilir. Ve nitekim rivayetimizin şahitlerine baktığımızda Ebu Hureyre'den nakledilmiş. Deylemi'nin eserinde mesela Ebu Hureyre'den naklediliyor. Hakimin Müstedrek'inde hakeza. Hatip el-Bağdadi'nin Tarihi Bağdat isimli eserinde Ebu Hureyre'den nakledilmiş ama Ebu Hureyre sözü kime ulaştırıyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırıyor. Rivayet bize böyle gelmiş. O zaman direkt ne olmuş oldu? Merfu olmuş oldu. Yani Peygamber Efendimiz'in sözü olmuş oldu. Anlaşıldı mı? Mevkuf konusunu bakın, hadis usulünden bir konuyu birlikte öğrenmiş olduk. Ama bizim asıl üzerinde durmamız gereken konu rivayetin hasbiyallah ve ni'mel vekil şeklinde Hazreti İbrahim peygamberin üzerinde durduğu bu dua. Neden acaba bu duayı yaptı? Son sözü neden bu oldu?
Bununla alakalı bir takım açıklamalara inşallah gireceğiz. Öncelikle hadisimizin sebebi vurudu üzerinde durmak istiyorum. Biliyorsunuz ayetlerin sebebi nüzulü vardır. Yani iniş sebebi. Bir ayet neden indi? Bunu anlatırız. İşte şu ayet şu gerekçelerle indi. Şu sebeple indi. Onlara ne diyormuşuz? Sebebi nüzul. Gökten iniş gerekçesi sebebi nedir? Hadislerinde sebebi vurudu vardır. Neden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözü söyledi? Onu bu söze iten sebep ne idi? Bu tür kitaplar yazılmış. Sebeb-i vurutla alakalı kitaplar yazılmış. Hadislerin söylenme gerekçeleri neydi? Bu eserlerin mutlaka Türkçe'ye tercüme edilmesi gerekiyor. Çünkü önemli. Bu söz hangi sebepten söylendi? Neden bu açıklama yapıldı? Kıymetli dostlar, biliyorsunuz Uhud Savaşı yapıldı. Ve Uhud Savaşı'ndan sonra müşrikler, Mekke'den gelen müşrikler, savaşın vermiş olduğu galibiyetin heyecanıyla, işte biz Bedir'in intikamını aldık ama bu daha yetmez, daha hesaplaşacağız tarzında bir takım Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebubekir'in de bulunduğu böyle bir toplumda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben bağırarak Ebu Süfyan, ki o zaman Müslüman değil, müşriklerin lideri o savaşında, diyor ki Bedir'de bir daha buluşalım sizinle diyor. Çünkü şimdi beraber olduk diyor yani. Bir tarafın galip gelebilmesi için bir savaş daha yapmamız lazım diyor. Tekrar buluşalım. Peygamber Efendimiz ve ashabı tamam diyorlar. Sen gel. Hesaplaşırız. Bedir Savaşı biliyorsunuz Büyük Bedir Savaşı diye bilinir. Bedir'in Kübra. Bir yıl sonra bu sözleşilen yerde savaş olmamıştır. Sebebi şimdi açıklayacağız. Ona Bedir'in Sura denilir. Küçük Bedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hazırlanmışlar ve Bedir'e gidiyorlar. Tabi Bedir'e gitmeden önce daha henüz hazırlıklarını yapmışlar, çıkacaklar. Medine'ye Mekke'den bir delikanlı geliyor. Nuaym bin Mesud el-Eşca'i isminde bir zat geliyor. Bu zat Mekke'den yola çıkarken Ebu Süfyan ve ekibi Merruz-Zahran, Mekke'nin hemen dışında, hani bütün ışıklar yanmıştı. Peygamber Efendimiz Mekke fethine giderken herkes ışıkları yaksın, ateşleri yaksın demişti ya. Ve Ebu Süfyan şöyle bir baktı. Büyük bir ordu, büyük bir kalabalık. Her tarafta ışık yanıyor. Herkes ayrı ayrı yerlerde böyle ateşleri yakınca içine bir korku gelmişti ya. Merruz-Zahran Ebu Süfyan için korku merkezi olmuş. Daha öncesinde nerede korkuyor? İşte bu Bedir'e gidecekleri zaman. Mekke'den çıkıyorlar. Tam Merruz-Zahran'a gelince, yaklaşık 10-15-20 kilometre, çok yakın bir yer yani Mekke'ye. Oraya geliyorlar. İçlerinde bir korku. Allah-u Teala öyle bir korku salmış ki. Fakat savaş psikolojisi, yani soğuk savaş dediğimiz şey, Medine'ye giden bu Nuaym bin Mesud'a, o zaman müşrik, diyorlar ki sana 10 tane deve vereceğiz. Senin vazifen ne? Gideceksin Medine'ye, Hazreti Muhammed'i, ashabını, yani onlar o zaman Muhammed diyorlar, Muhammed'i, ashabını korkutacaksın. Büyük bir orduyla geliyorlar. Sizi Bedir'de mağlup edecekler falan de, propaganda yap. Ve karşılığında da bu 10 deveyi al demişler. Bu zat Nuaym bin Mesud, bunun bir de Hendek Savaşı'nda yapmış olduğu bir şey var. O zaman da yenice Müslüman olmuş Hendek Savaşı'nda. Bir Kureyzalılar tarafına gidiyor, bir müşrikler tarafına gidiyor.
El harbu hud'a diyor ya Peygamber Efendimiz. Harp bir hiledir. Gidiyor Yahudiler tarafına bir şey söylüyor. Müşrikler tarafına bir şey söylüyor. İki taraf birbirine düşürüveriyor. Dolayısıyla savaşta en büyük pay zaferde Nuaym bin Mesud'a aittir. Yani burada müşriklerin haberini Peygamber Efendimiz'e getirerek Müslümanların kalbine korku salmak hedefi var. Çok kısa bir süre sonra yapılan Hendek Savaşı'nda da tam tersine bir faaliyette bulunuyor. Allah'ın takdiri. Onun için dostlar, sevgili kardeşlerim, bir adam müşrik diye, münafık diye, kafir diye kenara atmayın. Hiç belli olmaz. Bir insanın sonunun ne ile biteceği, ne ile son bulacağını biz bilemeyiz. Allah muhafaza. Onun için biz ne diyoruz? Son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu sıkça söylememiz gerekiyor. Ve bu iman üzere göçmeyi talep etmemiz gerekiyor. Allah bize bunu nasip eylesin. Bu çok önemli. İman ile göçebilmek. Bir yıl önce müşrik, bir yıl sonrasında mümin. Ve büyük bir zafere imza atan bir şahsiyet oluyor. Tabi ashab-ı kiramdan bir kısmı endişe etmişler. Ne yaparız acaba diye. Herkeste bir telaş, bir sıkıntı. Ve maalesef bu propaganda etkili olmuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bedre çok az bir kişiyle gitmiş. Fakat Ebu Süfyan korkutmak için bunu yaptı ya. Kendisi de korkuyordu. Savaşa gelmemişler. Peygamber Efendimiz gidiyor Bedre ve Bedir'de bakıyorlar, orası bir pazar yeri. Şam tarafından gelenlerin Yemen tarafına gittikleri bir uğrak yolu orası. Tam bir pazar yeri. Alışverişlerini yapıyorlar. Sonra Medine'den getirdikleri yiyecekleri orada satıyorlar. Kendileri de bir takım bir şeyler alarak geri dönüş yapıyorlar. Hatta Ebu Süfyan bu haberi duyunca hayli öfkelenmiş. Çok az kişiyle geldiklerini duymuş. Orada ticaret yaptıklarını. O orduya Ceyş-ü Sevik, siz kavut yiyen, kavut içen bir yolculuğa çıkmışsınız diye güya dalga geçmiş. Ama Ebu Süfyan da biliyorsunuz, o da kısa bir süre sonra Müslüman olmakla şerefyab olmuş kişilerden biri olmuş. Ve biz adına artık sahabe-i kiram diyoruz değil mi? Çok önemli bakın. Ebu Süfyan'ın böyle bir rolü var kıymetli dostlar. Şimdi Peygamber Efendimiz hani korkutmak için geldiler ya, sebep vürudunu anlatıyorduk konuyu dağıtmadan. Tekrar o noktayı sizi çekelim. Korkutmak için bu Nuaym İbni Mesud'un söylemiş olduğu sözün üzerine Ali İmran suresinin 173. ayetini اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Peygamber Efendimiz işte o gün Nuaym bin Mesud'un korkutmak için söylediği bu söze حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ demiştir. İşte bu ayette bunun delili. Ne diyor? اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ Kendilerine insanlar, yani müşrikler şöyle dediği zaman ne diyorlar? İnnen nase, o müşrikler Mekke'de ordu hazırlayan, Bedir'e gelmek için ordu hazırlayanlar var ya, قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Sizin için büyük bir ordu hazırladılar. Sizin üzerinize geliyorlar. Size karşı geliyorlar. فَخْشَوْهُمْ Aman ha, iyi korkun. Yani karşılarına çıkacaksanız siz onlardan daha büyük bir orduyla çıkmanız lazım tarzında korkutuyorlar. Fezadehum imana. Onların bu sözleri onların imanlarını artırdı. Başka
ve kalu, dediler ki hasbunallah ve ni'mel vekil. Peygamber Efendimiz işte bu alayın üzerine, işte tıpkı Hazreti İbrahim babamda kendisi için yakılan ateşe atıldığında en son sözü buydu. İsterse gittiğimiz yer ateş olsun, hiç önemli değil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyor. Şimdi kıymetli dostlar, Âl-i İmrân suresinin bu Uhud'la alakalı bölümünü okumakta bir yarar var. Çok hızlı bir şekilde bu ayetleri size aktarmak istiyorum. Konuyu daha rahat kavrayabilmek, bu hasbunallah'ın ne kadar önemli bir dua cümleciği olduğunu görebilmek adına. 164. ayetten başlayalım. Bismillah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ. Bakın, menne, Allah-u Teala müminlere bir nimet vermiştir. Nedir o nimet? اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا, İçlerinden bir Rasul, bir peygamber gönderdi. Min enfusihim, içlerinden. Bazıları bunu enfesihim diye okuyor. En nefislerinden anlamındadır. En nefislerinden, en iyilerinden bir peygamber gönderdi. Ne yapıyordu o peygamber? Yetlu aleyhim ayati, ayetleri okuyor. Ve yüzekkihim, onları tezkiye ediyor. Ahlaki terbiyelerini veriyor. Ve yuallimuhumul kitabe, kitabı öğretiyor. Vel hikme, ve hikmeti, sünneti öğretiyordu. Ve inkânu min kablu lefî dalâl mubîn, ama öncesinde onlar büyük bir sapıklık içindeydiler. Evelemme asâbetküm musibetun kad esabtum misleyhâ kultum enne hâze kul huve min indi enfusikum innallâhe alâ kulli şeyin kadîr. Kendilerine Bedir'de isabet eden iki misli, Uhud'da isabet ettiği zaman bu nereden geldi dediniz? Bu da nereden? Aman ha! Çok büyük bir musibet de olsa, gördüğünüz musibetlerin kat be kat fazlası da başınıza gelse, sakın ha enne hâze demeyin. Bu da nereden geldi? Ya Allah'tan geldi ya kendinizden geldi. Netice itibariyle Allah'tan. Lütfun da hoş, kahrın da hoş demeyi öğrenebilmemiz gerekiyor. Böyle bir sorgu içine girmememiz gerekiyor. Geldiyse sabretmek. Tıpkı Hazreti İbrahim'in dediği gibi. Bakın, Uhud'da demek ki iki kat bir sıkıntı var. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ. Bu sizden kaynaklandı. Okçular Tepesi'ne Peygamber Efendimiz yerleştirdi. Söz dinlemediler. Söz dinlemek önemli. Emre itaat önemli. Allah ve Resulüne itaat önemli. Ama buna rağmen yerlerinden ayrılma emri gelmeden ganimet toplama uğruna maalesef sahabe-i kiram bulundukları yerden inince, aynen geçi dediğimiz Okçular Tepesi'nden inince o 50 kişi de birden şehit edilmiş oldu. Sonra asıl meydanda savaşanlar da büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dişleri kırıldı. Ve mağaraya, o küçücük bir mağara var biliyorsunuz, oraya çekilmek mecburiyetinde kaldı. Dağa sığındılar. Bu sıkıntılar neden yaşandı? Min indi enfusikum, işte. Kendi hatalarımız yüzünden. Hata yapmamaya gayret göstereceğiz ama olan oldu. Yapılacak bir şey yok. Bir musibet geldiği zaman da sabredip sonuna kadar mücadele etme vazifesini Allah-u Teala bize yüklüyor. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Ve ma asabakum yevmel tekal cem'an fe bi iznillah ve li'alemel mu'minin. İki topluluğun, cem'an topluluk demek.
İki topluluğun yani iki ordunun karşılaştığı günde size isabet eden şey febiiznillah. Bu da Allah'ın izniyle. Bu da Allah'tan geldi bakın. Feliyalemel müminin. Niye? Müminleri tanımak için, bilmek için. İyi kötü ne zaman belli olacak? İşte savaş meydanında belli olacak. Münafıklar ayrılmışlar. Bir grup gidiyor. Yolda giderken Müslümanların içinden bir grup ayrılıyor. Müşrikler bunu nasıl anlamışlar? Geri dönen o grubun ayrılışını. Peygamber demişler, Medine'yi savunmak için ayrı bir ekibi Medine'ye gönderdi. Görüyor musunuz? Takdiri ilahi. Münafıklar ayrılıyor gruptan. Peygamber Efendimiz yolda, Uhud'a giderken, Uhud 5 kilometre bir yer Medine'ye. Yolda giderken Efendimiz bir zırh daha giyiyor. İkinci zırhı giymesinin anlamı ne? Yolda böyle bir zırh giymesinin anlamı bu savaş çetin geçecek. Münafıklar diyorlar ki, anlıyorlar tabii. Efendimiz bunu giydiğine göre bu savaş çok çetin geçecek. Biz en iyisi mi ayrılalım diyorlar. Büyük bir grup ayrılıyor. O grubu gören müşrikler, tabii onların da istihbaratları var. Görenler diyor ki, büyük bir grubu Medine'yi savunmak için geri gönderdi. Onlar da öyle anlamışlar. Allah böyle gösteriyor işte. Onlar geri dönünce işte müminler ve münafıklar ayrılıyor. Biz Müslümanız diyen kişiler bunlar. Ama o gün orada savaştan geri kalıyorlar, geri duruyorlar. Uhud'a gitmiyor bir kısmı. Demek ki لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ müminleri tanımak وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَكُوا münafık olanları da bilmek. Mümin, münafık ayrıldı bakın o gün. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْتْفَعُوا kendilerine o gün şöyle denildi. Geliniz, savaşınız Allah yolunda veya savunma yapınız. Hiçbir şey yapmayacaksanız da. İtfa'u. Galu lev ne'alemu qitalen lettebanakum. Biz savaşı tam olarak bilmiş olsaydık sana tabi olurduk. Biz savaşın inceliklerini de bilmeyiz. Savaş taktikleri de bilmeyiz dediler. Hum lil kufri yevmeizin akrabu minhum lil iman. Onlar o gün küfre daha yakındılar diyor. O münafıklar. Niye? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı bıraktılar. O gün küfre, imana göre daha yakın oldular. Müminiz dediler ama imana daha yakın oldular. يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ kalplerinde olmayan şeyler söylüyorlardı. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ Allah-u Teala gizlediklerini en iyi şekilde bilmektedir. Bazı meallerde e'lem, Allah için kullanılan e'lem ifadelerini daha diye tercüme ediyorlar. Ona dikkat etmek lazım. E'lem, Allah için daha diye kullanılmaz. Ekber, daha büyük denilmez. En büyük, en iyi bilen. Ondan daha iyi bileni var mı? Yok. Ondan daha büyüğü var mı? Yok. En büyüğü diye tercüme etmek lazım. En iyi bilen diye. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِيْخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا kardeşlerine oturup kalanlara bakın. Oturup kaldığı halde kardeşlerine şöyle diyenler. لَوْ اَطَعُونَ مَا قُتِلُوا savaş bitti. Şehit olanlar var. Bize itaat etseydiniz, siz de bizim gibi dönseydiniz, siz öldürülmezdiniz böyle diyorlar. Yani oturduğu yerden konuşmak basittir. Hani derler ya, oturduğun yerden çok rahat bir şekilde konuşabilirsin. Bunlar da öyle. Oturdukları yerden konuşuyorlar. قُلْ فَدْرَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ doğru söylüyorsanız hadi bakalım başınıza gelecek ölümü de engelleyin. Engelleyebilir misiniz? Engelleyemezsiniz. Medine'de size ölüm gelmeyecek mi? Gelecek. Süleyman peygamberin zamanında biliyorsunuz adamın birisine Azrail bir görünmüş. Adam Azrail'i görünce Azrail'in heybetinden, şaşkın bakışlarından korkmuş. Demiş ki Süleyman peygambere şu rüzgarlarını emret de beni demiş çok uzak diyarlara, ülkelere gönderiversin.
Hakikaten Süleyman peygamber adamın isteğini yerine getirmiş. Azrail bu sefer o gittiği Hindistan bölgesinde o kişiyi görünce "Heh, şimdi oldu" demiş. "Ben seni filanca yerde gördüğümde şaşırmıştım. Bu adamın burada ne işi var? Allah bana bunun ruhunu ta Hindistan bölgesinde almamı emretmişti" demiş. "Şaştım seni orada görünce ama şimdi oldu" demiş. Yani nerede öleceğimizi bilebiliyor muyuz biz? Bilemiyoruz. Başımıza ne geleceğini de bilemiyoruz. Bütün bunlar bakın Allah'ın takdiriyle olan şeyler. Ölüm, doğum gibi şeyler. Allah yazdıysa o şekliyle olur. Kün deyince feyekün olur. Vaiz coşmuş. Biz coşamıyoruz öyle coşan vaizlerden değiliz. Allah demiş kün deyince olur. Elini sağ yumruğuyla vurmuş şöyle masaya, kürsüye. Allah kün deyince olur. Feyekün dediği zaman da mahvolur demiş. Evet. Kün deyince feyekün. Her şey olur. Her şey mükemmel bir şekilde olur. Ve la tahsebennellezine kutilu fi sebilillah. Allah yolunda öldürülenleri ne zannetmeyin? Envata. Ölü zannetmeyin. Nedir onlar? Bel ahyaun. Önde rabbihim yurzakun. Onlar dirdirler. Rableri katında ne yapıyorlar onlar? Sürekli rızıklanıyorlar. Ferihine bima atahum. Atahumullahu min fadli. Allahu Teala'nın fazlından verdiği şeylerle mutlular. Sevinçliler. Başka ve yestebşirune billezine lem yelhaku bihim min halfihim. Gerilerinde, arkalarında gelenlerden henüz kendilerine ulaşmayanları da müjdelemektedirler. Ne diye? Ella havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Orada korku yok, hüzünlenme yok. Cabir bin Abdullah hüzünlü bir şekilde peygamberimizle karşılaşıyor. Hayırdır Cabir diyor Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı sonrasında. Babamı kaybettim. İşte evlatları, yetim kalan biz evlatlar. Bir de borç bıraktı diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kara kara düşünüyor. Babası şehit olmuş. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hüzünlenme diyor. Baban şu anda cennette. Hatta baban Rabbin diyor. Babanla şöyle bir mülakatı var diyor. Yani Allah-u Teala Cabir bin Abdullah'ın babası şehit olan Abdullah'la bir mülaki oluyor. Ne talebin var benden? Ne arzu edersin diyor. O da diriltilip tekrar öldürülmeyi diyor. Dirilip tekrar şehit edilmeyi arzu ederim diyor. Ve orada gittikleri yerlerde hiçbir hüznün, hiçbir kederin, hiçbir korkunun olmayacağını geride kalanlara müjdelerler. Yestebşirune bi ni'metin min Allah. Allahu Teala'dan nimetlerin ve fadlın, güzel böyle lütufların olduğunu da müjdelerler. Ve ennallaha la yudiyu ecrel mu'minin. Allahu Teala müminlerin ecirlerini asla zayi etmez. Ellezine istecabu lillah ve rasul. Allah ve Resulüne icabet edenler. Min ba'di ma asabahumul karh. Karh. Lazcası ne? Cerh. Bir de kelimeyi size öğretelim. Karh kelimesi. Hani biliyorsunuz kaf ve kef harflerini bazı yörelerde, Arapçada da var bu. La cünah, la günah. Günah yok diyoruz ya. Burada aynı şekilde karh kelimesi cerh anlamındadır. Cerrahlar var. Ne işe yaparlar? Yararlar, biçerler falan değil mi? Cerrah. Adı üzerine bakın. Demek ki cerh yara. Kart da yara. Unutmayasınız diye böyle kelimeyi size ifade etmeye çalışıyorum. Kendilerine yara, savaşta bir yara isabet ettiği zaman Allah ve Resulüne icabet edenler lillezine ahsenu minhum ve tekav ecrun azim. İşte bunlar Allah tarafından güzel insanlara, büyük ecirlere ne yapacaklar? Nail olacaklar. Evet. İşte dostlar, savaşın bakın gidişatını bu ayetler, Ali İmran suresindeki ayetler
bize böyle anlatıyor. İşte bu sayfa bizim biraz önce söylemiş olduğumuz ayet-i kerime ile son buluyor. Ne diyor? Onlar, müşrikler ne diyorlar? Bir elçi göndererek büyük bir ordu hazırladılar. Korkun ha! Onlardan korkun, çekinin denildiği zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve ne dediler? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Evet. Bu hadis bize, kıymetli dostlar, Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman son sözü ise, en zor zamanlarda, en sıkıntılı zamanlarda söyleyeceğimiz söz neymiş? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ancak kıymetli dostlar, bu sözü sizlerden istirham ediyoruz. Bu sözü keyfi, böyle basit durumlarda da söylememek gerekiyor. Bununla alakalı size bir rivayet aktaracağım. Bu ileride gelecek bu rivayet. Ama kısaca söyleyeyim. İki kişi arasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hüküm veriyor. Aleyhinde hüküm verilen kişi, aleyhinde hüküm verildi ya, giderken hasbiyallah ve ni'mel vekil diyor. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter diyor. O ne güzel vekildir diyerek böyle homurdana homurdana tabiri caizse gidiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dur hele bakalım diyor. Dur. Gel buraya bakayım diyor. Ne diyorsun sen? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu sözü bu kişiye söylüyor. Diyor ki İnna Allah Teala yelumu alel aczi. Böyle acizliği Allah Teala levmeder, kınar diyor. Sen ne yapıyorsun? Velakin aleyke bil keys. Fakat sen çok zeki, çok uyanık, böyle rıfkla mücadele ettin, yumuşak bir şekilde mücadele etmen gerekiyor. Teyakkuz içinde olman gerekiyordu, uyanık olman gerekiyordu. Sen bütün işler bitmiş, halledilmiş, karar verilmiş, karar verildikten sonra kalkmışsın, hasbiyallah ve ni'mel vekil diyorsun. Hasbiyallah ve ni'mel vekil ne zaman söylenir biliyor musun diyor. Peygamberimiz onu öğretiyor bakın. Feize galebeke emrun. Bir şey sana galip geldi, sen de aciz kaldın. Yapacak hiçbir şeyin yok. Çok zor bir durumda kaldın. Hazebehu diye geçiyor bazı yerlerde. Başka çaren kalmadı artık. Bütün tedbirleri aldın. İhtiyatlı davrandın. Ondan sonra başına bu geldiyse hasbiyallah ve ni'mel vekilde. Yani Müslümanı tedbirli davranmaya teşvik ediyor. Bu hadis öyle rastgele hiçbir tedbir almadan, ihtiyatlı davranmadan hasbiyallah ve ni'mel vekil demeye iten bir hadis değildir. Hazreti İbrahim mücadele yaptı. Hazreti İbrahim o kadar sabırlı bir insandı ki kıymetli dostlar, o kadar sabırlıydı ki her türlü işkenceye, sıkıntılara karşı durdu. Genç bir yaşta. Ateşe atıldığı yaş kaç biliyor musunuz? 16 veya 17 yaşlarında. Delikanlı. Ama daha küçücük yaşlarda babasına azere taptıklarınız boş şeyler diyor, sizin taptıklarınız bunlar uygun şeyler değil diyor. Kendisi bir arayış içinde. Kendisine yıldızlar gösteriliyor geceleyin. Bakıyor yıldızlara. Hayır hayır diyor. Bunlar olamaz. Batan şeyler hiç Rab mı olabilir diyor. Ay'a bakıyor. Ay'ın peşinden gidiyor. Hayır. Bu da batıyor. Güneş hakeza. Hatta bu daha güzel, daha parlak diyor. Onun da peşinden gidiyor. Ama olamaz. Bu da benim Rabbim olamaz. Hep bakın sabır imtihanından geçmiş. Genç yaşta. Yetişmiş birisi. Bütün bunları görmüş birisi. Bütün bunları atlatıyor. Daha sonra oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmekle görevlendirilmiş. Bu ne demek? Evladını rüyanızda görüyorsunuz, keseceksiniz bir peygamber olarak. Bu vazifeyi alıyor. Kesecek. Evladın gösterdiği teslimiyet de çok güzel. İf'al ma tu'mer. Ne emredilmişsen babacığım yap diyor. Ya ebeti. Ey babacığım. İf'al ma tu'mer. Emredileni yap diyor. Bir baba için büyük bir sabırdır bu. Hazreti İbrahim
mücadele etmiş bir insandır. Ebu Tifan'dır, misafir babası. Kıyamet günü giydirilecek ilk kişi odur. Neden? Çırılçıplak soyulmuş ateş atılırken. Allah-u Teala da hürmeten, hadis-i şerifte öyle ifade ediliyor. Hazreti İbrahim Allah için ilk soyulan kişi, elbiselerinden soyulan kişi olduğu için kıyamet gününde de ilk elbise giydirilecek kişidir. Çünkü insanlar mahşer günü dirilecekler çırılçıplak. Hatta Hazreti Ayşe annemiz demiş ki ya Resulullah olur mu öyle bir şey? Kadın erkek bir arada çırılçıplak. Evet diyor. O gün öyle bir büyük gün ki hiç kimse birbirinin avretine bile bakamayacak. Ne demek o? Herkes kendi derdinde. Hak ve gerçek o gün ortaya çıkmış. Herkes gerçeği görmüş. Siz telaşlıyken en yakınınızdan eşiniz bile geçse göremezsiniz. Ya selam verdim de hiç fark etmedim. Nereden fark edecek? Adamın kafası çok önemli bir konuyla meşgul. O gün kafalar öyle önemli şeylerle meşgul olacak ki çırılçıplak dirileceğiz. İlk giydirilen, demek ki herkes giydirilecek. İlk giydirilecek kişi Hazreti İbrahim peygamber. Ebu Tifan. Misafir, herkesi misafir olarak ağırlıyor. Hatta melekler de gelmiş kendisini ziyarete. Hani oğlu İshak peygamberi müjdeledikleri zaman. Geliyorlar. Onların hazırlamış olduğu o kuzudan bir şey yemediklerini görünce şaşırıyorlar. Hanımı Sare de ayakta. Onların yemediğini görünce hatta Halim, Selim bir oğlanla müjdelediklerinde olur mu demişler. Ya biz kaç yaşlarına geldik? Sare annemiz 80 yaşında, Hazreti İbrahim peygamber o günlerde 120 yaşında. 200 yaşında vefat etmiş Hazreti İbrahim peygamber. Vefatı nasıl olmuş biliyor musunuz? Hazreti İbrahim peygamberin. Azrail gelmiş. 200 yaşında yaşlı bir insan kılığında, saçı başı dağınık. Hazreti İbrahim ona da ikram etmiş. Kendisi de 200'e yaklaşmış, 200'ün sınırlarına gelmiş. Böyle yerken yani sakalına, bıyıklarına, sağına soluna böyle yiyecekleri bulaştıra bulaştıra yiyormuş. Ya Rabbi demiş, beni bu hallere düşürme. Beni bu hallere düşürme demiş ve o anda ölmüş. Yani böyle bir haber var, rivayet var. Beni böyle bir konuma düşürme diye karşı tarafı eleştirince o anda Allah-u Teala o yaşa ulaşmadan ruhunu kabzetmiş. Evet, İbrahim peygamber böyle bir insan. Peygamber Efendimiz işte yolunu gösteriyor. Çok sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kaldığınızda. Evet, sözlerimizi fazla uzatmadan noktalayacağız ama Hazreti İbrahim peygamberle ilgili bir şey söylemek istiyorum. İbrahim kelimesinin türediği kelimeyle alakalı. Süryanice'de ip eb anlamındadır. Yani baba. Rahim de o iki gözlü H'dir. Rahim. Bu da Rahim anlamındadır. Arapça ile Süryanice birbirine çok yakın. İbranice de çok yakın. Yani bunlar çok birbirlerine çok yakın diller. Kelimeler birbirine çok benziyor. Mesela Maltaca, Arapçaya çok yakın bir dildir. Maltacayı çok rahat öğrenebilirsiniz. Kif int diyorlar mesela. Kif int, keyfe ente demek yani. Çok yani benzeyen o kadar çok kelime var ki. Bütün dillerde de bu anlamda vardır. Mesela bizde matara. Matara ne demek? Mıthara Arapçası. Abdestlik demektir yani. Bize matara diye geçmiş. Ama dillerin nereden türediğini, nasıl geldiğini bilemiyoruz biz. Kullanıyoruz da bilemiyoruz. Onun için bu tür kelimeler böyle ara sıra yoklayın. Nereden çıkmıştır, nereden gelmiştir, nasıldır anlam falan diye yoklamanızda kelimelerin ortak böyle yönlerini bulacaksınız. İb demek ki eb. Rahim ise iki gözlü yazılır. Arapçada Rahim, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ya. Anlamı ne? Merhametli baba. Allah hepimizi merhametli babalardan eylesin. Tıpkı babamız İbrahim peygamber gibi. Bizi Allah'a gerçek dost olanlardan eylesin. Tıpkı Halilur Rahman
İbrahim peygamber gibi ve bizi üsve-i hasene olarak bir hayat sürenlerden eylesin. Tıpkı Peygamber Efendimiz ve Hazreti İbrahim olduğu gibi. Hazreti İbrahim de üsve-i hasenedir biliyorsunuz. Ve Mekke ve Kabe'nin banisidir. Mescitleri imar eden Allah ve ahiret gününe inanmış müminlerden Allah Teala hepimizi eylesin inşallah. Ve Hazreti İbrahim peygamberin kabrini de ziyaret etmeyi, çünkü kabri kesin olan peygamberlerden biri Peygamber Efendimiz'dir. Biri de Hazreti İbrahim peygamberdir. Onun kabrini de ziyaret edenlerden eylesin El Halil'de. Niye bunu söyledim? Sebebi ne? El Halil mazlum, garip, insanlardan arındırılmış, ev yığınlarından ibaret. Hazreti İbrahim peygamberin makamının, kabrinin bulunduğu yer. Filistinli kardeşlerimize dua edelim. Ziyaretlerine giderek onların o garipliklerine bir su serpelim. Dualarımızda zulüm gören kardeşlerimizi lütfen unutmayalım. Suriye'de özellikle. Sıkıntı çeken kardeşlerinizi unutmayın. Unutmayalım. Her duamızda dua edelim. Allah'ım onları zulümden ve işkenceden kurtar. Ve dünyanın değişik yerlerinde Müslüman gören kardeşlerimize yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri de onları sürekli düşünenlerden, sabreden, sıkıntılara karşı sabreden müminlerden eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.